Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Hollow Knight severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte bir önceki bölümümüzde aslında bir tane Dreamer aradan çıkarmıştık. Bu bölümümüzde yeni bir bölgeyi keşfetmeye gidiyoruz. Şu an haritada bu kısımdayım. Gideceğim yer şurası. Şuradaki boşluktan veya henüz keşfedilmemiş yerden sol taraftan Queen's Gardens bölgesine geçiş yapacağım. Bölgeyi bir aksilik olmazsa rahat bir şekilde keşfetmeyi hedefliyoruz. Girdim buradan içeri. Arkadaşlar aldım. İki videoda aradan çıkarmayı düşünüyorum ben bu bölgeyi. Şimdi bu düşmanlar size diken fırlatırlar. Onları bir tür öldürün. Şu uçmakta olan arkadaşları bir tür öldürün. Amacımız ruhlarımızı doldurmak. Önce bir canı doldurayım. Buna Dream Nail'la ruhlarımızı dolduralım. Burada Rens'te kaldık. Burada bu NPC'ni karşılaşacağız. Yokluğunu ben bir sonraki videoda size aktaracağım. Yani şu an için sadece yokluğunu alıyorum ve devam ediyorum yoluma. Bir sonraki videomuzda bu arkadaşın questline tamamlanacak. Şimdi bu arkadaşlar ölmüş iki tane şeye ihtiyacınız var. Ya iki vuruşta şey yapacaksınız. Bir türlü konuşamadım. Ya iki vuruşta kendini öldüreceksiniz ya da İki kez attığınız büyük kendine çarpmalı. Sektirmeye yasal bir şekilde. Önce aşağı iniyoruz. Burada bir oda savaşımız var. Büyü ata ata hepsini öldürdüm. Öncelikle yukarı gidiyoruz. Hem kayıt noktamıza hem de nedir adı? Haritacımıza. Aldık haritamızı. Kayıt noktamız da burada. İndik aşağıya. İlk önce sağ alt kısmını keşfetmek istiyoruz bu bölgenin. Şurada kapalı bir kapımız var, onu açacağız ilk başta. Her gün ölmezsek. Bunu bir içeri gösterebilmek niyetindeyim. Kendisini dikenlere vurdurursanız ölür. Kolu çekmekle veya bu kola saldırmakla kapıyı açıyoruz. Geçtim buradan. İlk iş şu taraftan ilerliyorum. Sağ taraftan içeri girin. Sırf ruh almak için bu arkadaşları öldürüyorum. Aldık. Şuradan gideceğiz. Buradan Love Key isimli olan özel bir anahtar elde ettik. Bu elde ettiğimiz anahtar özel bir bölge açacak. Bu anahtarı almayı unutmayın efendim. Şimdi bunu yaptık. Bunu aldım. Şurayı kırıyorum. Şimdi burada özel bir tane karakter var. Bu karakter eğer ki iltihap kapmadan önce gelseydiniz kendisinin burada bir peygambercesine işte etrafındaki bu şeylere, varlıklara şey anlattığını göreceksiniz. Bir tür karakterden bahsettiğini ve aslında onun ışığının doğru olduğunu vesaire söylediğini göreceksiniz.
Biz onunla ilgilenmedik o süreçte. Burası tekrar Fog Canyon'a bağlanıyor. Şimdi burada ilerlerken bu kısım kırılacak. Zıplayıp böyle dodge'layabilirsiniz. Hani bu bir opsiyon. Dodge'larsanız şuraya kırabileceksiniz. Kırarsanız içeri girdiğinizde aslında Fog Canyon'a gelmiş olacaksınız tekrardan. Yani bu bölge zaten daha önce bizler şey yapmıştık, keşfetmiştik. Şimdi varsayalım ki yapamadınız. Varsayalım ki gafil alanınız aşağı düştünüz. Deep Ness bölgesine gidiyor karakteriniz. Bayağı bir aşağı düşüyorsunuz. Quit Domain Man deyip Yes deyip Start Game diyerek tekrardan kaydınıza giderseniz banktan tekrar başlarsınız. Hani oradan düşmüş olmanın negatifinden kurtulursunuz. Deep Ness bölgesini elbet keşfedeceğiz ama şimdi değil. Ya en azından bu şekilde değil. Tekrar sağdan gidiyorum. Şu ağacı aktive ediyorum. Özellikle double jump'tan çok faydalanıyorum ben bu tür içeriklerde. Ve ağacımızı aradan çıkardık. Şimdi burada uzun bir platforming bölgesi var. İsterseniz tek tek yapabilirsiniz düşmanları öldüre öldüre, isterseniz benim yapacağım gibi burayı böyle hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Düşmanlara tek tek böyle cebelleşmenin pek de bir katkısı yok. Bir saniye. Önce sola gideceğiz. Bankımız var orada. Evet diyorum. Burası çok güzel. Hani bir yandan müzik çalıyor. Bir yandan arka tarafta arkadaşlar uçuşuyor. Atmosfer falan çok hoş bir yer. Burada aşağı gitmek durumunda değilsiniz. Onu şimdiden belirteyim. Ben sadece haritada bu kısmını tanıtmak için gidiyorum. Burası yine Deep Ness'e bağlanacak. Sadece bu kısmı aradan çıkarmak için gidiyorum. Sıkıntısız vurdum buraya. Ve burası Deep Nest. Bu bölge tekrar Deep Nest'e gelmiş oldu. Elbet gideceğiz ama şimdi değil. Tekrar kayıt noktama geri dönüyorum. Göstermek gerekirse haritada bir aşağı giden bir yer vardı. O kısmından çıkardık. Buraya yukarı çıkıyoruz. Burada bir istasyon işareti var, tabelası, fakat istasyona erişim çok uzak bir yerden. Şimdi burada bir oda savaşımız var.
Bol miktarda büyü kullanarak kendini aradan çıkarmak istiyoruz. Daha isteğinden fazla hasar aldım diyebilirim. Biraz gizli kalan bir karakterimiz var. Önce şunu alalım. Deşteyim sol tarafa. Turtle kurtaralım. Yanımıza basalım. Burası sol tarafı açacağız. Bir şey olacak. Kayıt noktası olacak. İstasyonumuz orada. Şu an oraya erişemiyoruz. Bu taraftan gelinde bu kısımda özel bir bölgeye gidiyorsunuz, özel bir mezara gidiyorsunuz. Oraya şu an için gitmiyoruz. Onun için apayrı bir video yapmayı planlıyorum. Bu rehber seviyesinde. Önce soldan ilerliyorum. Böyle değişik zıplayan bu arkadaşlar var. Bunların nereye zıplayacaklarını kesinlikle çok mümkün değil. Ne kadar hızlı geçmeye çalışırsanız o kadar fazla hasar alıyorsunuz ne yazık ki. Kendilerinin dahi bildiğini zannetmiyorum nereye zıpladıklarını. Burada arkada devasa bir tane böceğin şeyi var. Kabuğu ya da cesedi. Tam emin değilim. Bu arkadaşlar görmezden gelip ilerledik. Buradan yukarı çıkıyoruz. Bu arkadaştan faydalanarak biraz canımı dolduracağım. Üzerine gelip geri gidiyorum. Dreamlay'e atıyorum ve daha fazla şey elde ediyorum. Bu elde ediyorum. Bu mekanı daha önce tanıtmıştım. Sağ tarafta özel bir bölge görüyorsunuz. Oraya elbet erişeceğiz bir sonraki videomuzda. Buradan bir tane Hollow Nest Seal aldım. Bir başka atlayan grup arkadaşın yanına geldik. Görmezden gelip başlığa atladık. Şimdi... Şurada en altta biraz gizli kalmış bir mana doldurma yerimiz var. Şimdi burada bir tane savaşçımız var, yine savaş ruhu var. Onunla savaşacağız. İki farklı şekilde öldürebilirsiniz. Birincisi size saldırı zaman sektirebilirsiniz. Yani düzenli olarak sektirmeniz mümkün. Sektire sektire ölebilirsiniz. İkincisi beni açan şekilde. Şayet düzgün bir şekilde denk getirebilirsem.
büyülerden faydalanarak kendi sana çıkarmak istiyoruz. RNG'si o kadar saçma geldi ki yani çok tatsız. Çok fazla yatay geldi. Hiç hasar almadan sahaya sektirerek ölmeniz mümkün. Üç çoğun şehrine bir tur göstermiştim diye hatırlıyorum. Buradan özel bir yere geldik. Yani şurada kısmına dashledik ve buraya gelme imkanımız oldu. Çağırdım bu arkadaşı, dinlendim burada. Konuştuğumuzda aslında bu istasyonun hani kendisini unuttuğunu ve kraliçenin buralara sığınmacı olarak geldiğini öğreniyorsunuz. Şimdi... Süper. Bir saniye. Şunu aradan çıkamam lazım. Bu sefer yukarı çıkıyoruz buradan. Az önce sola gitmiştik. Şimdi sağa gidiyoruz. Burayı açıyorum aşağıdan yukarı gelebilmek için gerekirse. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yukarı çıktık. Sol taraftan şu an gitmiyoruz. Orası bir başka bölümümüzün içeriği. Yani bir sonraki bölümümüzün içeriği aslında. Peki. Geldim. Buranın camı kırıyorum. Karşıya değiştirdim. Ben karşıya değiştirdim. Değiştirebileceğini zannetmiyorum şu an. Değiştirdim, harika. Şu arkadaşları öldürdüm. Bir tane kertenkele kurtardık yine. Kertenkele diyelim yine, müthiş tırtıl kurtardık. Bazen merak ediyorum, acaba diyorum İngilizce çekiyor olsaydım bunları daha mı az hata yapardım? Burası Green Pet bölgesi. Bu ağacı aktive ediyorum. Green Pet'te şuradayız. Şu kısımdayız. Biz buna ilerleyememiştik çünkü burası kapalıydı. Şimdi ben burayı kırarak aradaki bağı açmış oluyorum. Ve bununla birlikte de ağacımızı aradan çıkardık. Quit the man diyorum. Evet deyip hemen geri ışınlanacağım. Haritamız güncellendi. Bir gösterelim. Şuradan çıktık. Yukarıya geldik. Oradan daha da yukarı çıktık. Şu kısma bağladık. Buraya bağlanınca buradaki ağacı yaptık, hemen tip 1 yaparaktan şu an olduğum yere ışınlandım. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.